Evet, bir saati geçtiği için video kendini kapattı. Yeniden açtım. Yeniden şöyle bir toparlayarak söyleyeyim. Şöyle bir şey. Dediğim gibi çok fazla seçenek olabilir. Kafanızı çok karıştırıyor olabilirsiniz. Birilerine çok kolay platonik oluyor olabilirsiniz. Birazcık o koşulları değerlendirmenizde fayda var. Şimdi karşı tarafın, yani insanların sizde gördüğü eksiklik ya da o problem ne dediğimde şöyle bir şey. Biraz yıkıcı geliyor olabilirsiniz. Bu insanların hayatına girdiğinizde sanki çok fazla şeyi değiştirme olanağıyla geliyorsunuz. Çünkü diyorum ya, siz güçsüz değilsiniz. Aksine ya, burada Marsiyen bir enerji var. Bir Mars enerjisi var. Komutan gibi olmak, böyle asker gibi olmak var. Yani her şey mükemmel olmalı. Her şeyi oldurmalısınız. Aslında çok fazla özgüvenle geliyorsunuz. Şey diyorum, sizin probleminiz evet özgüvenli olmak. Ve yani bu insanlar hayatınıza girdiğinizde, sanki hayatlarına girdiğinizde onların hayatında çok fazla şey değiştireceğinizi düşünüyor olabilirler. Böyle bir temayla geliyor. Çok fazla yıkıcı güç istediğiniz olsun istiyorsunuz. Bakın şimşekler çakıyor ya. İki kartta da. Şimdi tavsiye ne? Bu durumdan nasıl çıkarsınız? Sağlıklı ilişkiyi nasıl çekersiniz dediğimde. Dedi ki kalp ağrısını bırak. Kendini kurban zihniyetine sokma artık. O kalbin ipleriyle, aslında kendi oluşturduğun sevginin ipleriyle kendini bağlamışsın diyor. Ağlıyorsun diyor. Ama diyor sen buradan çıkarsın ki. Sizin acı duygusunu terk etmeniz lazım. Bu nasıl olacak? Olur mu diyorsanız, burada bir acı var, burada iyileştirici bir güç var. Dedim ya, siz zaten güçlüsünüz ki. Siz zaten özgüvenlisiniz ki. Siz istemediğiniz sürece kimse sizi şu duruma getiremez. Sizden kurban olmaz. Siz kendi kendinizi kurban ediyorsunuz. Siz kendi hayatınıza o siyah beyazı diyor, getiriyorsunuz diyor. Bana yorumlarda diyeceksiniz ki hayır, bana zulmettiler, beni sevmediler. Sen karşına sana acı çektirecek insanı inatla getirmeye çalışıyor olabilir misin? Ya da sen karşına diyor, bunu ben demiyorum, kartlar diyor, yorumlamakla mükellefim. Sen diyor, sana acı çektirdiği halde acaba inatla o insan olsun diye olabilir misin? Bu var. Şimdi özel danışmanlıklarda da geliyor. Kinaye, bana şunu yaptı, bunu yaptı. Hayatımı şöyle etti, böyle etti. Ama istiyorum. Niye? Ama seviyorum. Diyor ki sana acı çektirenleri, çektirdikleri halde sevmeye devam edeceksen buyur diyor, et. Ama ne zaman ki ya yeter artık, ben bana acı veren, beni yıkan, beni kurban haline getiren, benim hayatımı alt üst eden, burada bu uyanışı yaşarsan bak, aslan adam yaşayacak o an uyanışı. Farklı bir açıdan bakacak kendi hayatına. Belki sen hep diyor kurban olduğunu düşündün. Bir de başka açıdan bak bakayım. Belki de kurban sen değildin. Belki sen bu suyun içine dalmak istedin zaten. Sen diyor, sana acı veren kişilerden, sana acı verecek olan ilişkilerden uzaklaştığında, sana kötü geldiğini bildiğin halde o insanların, onlardan uzak durduğunda, evet hayatına diyor o ilişkiyi getireceksin. Böyle geldi. Belim ağrıdı. Sanki üstünüzde öyle bir yük var ki, hani o benim üstüme geçti şu an ya. Bana kızmayın. Ne olur bana kızmayın yorumlarda. Vallahi kızmayın. Yani bu geliyor ve bunu söylemek zorundayım. İnsanın kendine yüzleşmesi kolay değil. Yani şunu yapsam binlerce izlenirim. Karşı tarafı söveyim, söveyim, söveyim. Hep onlar kötü. Siz çok acı çekmişsiniz. Siz acı çekmişsiniz. Evet. Ama siz, size acı çektirecek olan insanlara diyor, İnatla gittiniz. Bundan bahsetti. Öyle. Kendinize acımayın. Kendinizi o kurban zihniyetine sokmayın kısacası. Çünkü niye? Sen ilahileştirici gücü iletmek için bir kanalsın. Elektriği, enerjiyi yanlış yerlere verme dedi.
Dilerim ki bir faydası olmuştur arkadaşlar. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.